Günaydın. Bu sabah yine yollara düştüm. Yurt dışında çok özel bir eğitime gidiyorum. Kendimizi geliştirmek, hayatın kalitelerinden faydalanabilmek için. Rıza çemberi diye bildiğimiz Wheel of Consent'in geliştiren, dünyaya yayan Betty Martin'in profesyoneller için olan eğitimine gidiyorum. Çok heyecanlıyım. Çünkü ben de son bir buçuk senedir bu çalışmanın farkındayım. Bunu öğrenmek, hem kendi hayatımda her alana bunu kullanmak, her alanda kullanmak, hem de bunları paylaşmak için sabırsızlıkla bekliyorum. Heyecanlı bir macera beni bekliyor gibi. Daha sonra görüşmek üzere. Hoşça kalın. Başladı. Taksiye son hızlı Atina otobüs terminaline geldim. Çünkü günde iki tane otobüs varmış Volus'a. Ve 10.30'dakine yetiştik. Şimdi 4.5-5 saatlik bir otobüs yolculuğuyla Yunanistan'ın kuzeye doğru gidip ondan sonra da merkezime doğru geleceğim. Görüşmek üzere. 4 sene evvel buraları ciddi bir şekilde yanmıştı. Aynı geçen sene Marmaris gibi. Doğa tekrar kendini yenilemeye başlıyor ama görüntüleri pek hoş değil. Bu arada gördüğünüz gibi burada bir bayram havası var. Ve en önemli dini bayramlarından biri olan Panagia var pazartesi 15'i. Ve bütün Yunanistan yollarda. Bizden pek farkı yok. Kardeşiz malum. Yaz yağmurunun altında bugün ne kadar boşaltmadığım gözyaşlarımın denize gitmesini ve dalgalarla birleşmesini ve üzerimden bütün söylenmemişleri, yaşanmamışları, ifade bulmamış olan her şeyi bırakmayı niyet ediyorum. Deniz alsın. Muhteşem dönüştürücülüğüyle beni sarmalısın. Bugün eğitimim oldu. Eğitimin yapılacağı yere geldim. Sanki bir cennetteyim. Burası en güzel yerlerden biri Yunanistan'ın herhalde. İnanılmaz bir tarım, inanılmaz bir yeşillik var. Dağın tepesindeyiz. Daha rahat kendimizi merkezleyebileceğimiz ve eğitimi tam alabileceğimiz müthiş bir alan gibi. Öğlen ve akşam yemeklerimizi bu güzel ıhlamur ağaçlarının altında yapacağız. Hamaklar, tırma alanları ve karşısı açık Ege Denizi. Dün aşırı bir tufan vardı. Rüzgarla sıcaklık geri döndü. Bakalım neler öğreneceğiz hayırlısıyla. People confuse touch with sex. And I imagine that in the Turkish culture, it's probably even more so, maybe. Yes. That if touch is happening, you assume that sex is close by, or somebody wants sex. Mm-hmm. But you don't think about all the kinds of touch
that you experience that are not about sex. Yeah. For example, you hold your children on your lap to comfort them. Mm-hmm. Or you help grandmother up the stairs. You put your hand on her elbow and you help her up the stairs. Mm-hmm. Or you hug your friend who's crying. Mm-hmm. So there, or you get a massage. Or you get help by the doctor who's doing something to you. Yeah. So another big part of the wheel is separating touch from sex. Sex. And it's really important and it's really helpful. Selam. Bir haftalık Betty Martin'le Rıza Çemberi Wheel of Consent Like a Pro eğitimini tamamladık bugün. Hepimiz ayrı yollara, tekrar geldiğimiz ülkelere doğru geri dönerken ben birkaç gün daha dinlenmeye karar verip bir adaya gidiyorum şu anda. Çok yoğun ve çok zengin bilgilerle geri dönüyorum. Bugüne kadar isteklerimizi nasıl ifade edemediğimizi ve aslında hayatımıza doğduğumuz andan beri iyilik yaptıkları için manipüle edildiğimizi öğrendim. Çok ciddi travmaların ortaya çıktığını gördüm. Hepimizde yani her bir katılımcıda ciddi bir karşılaşmalar oldu. Şimdi biraz dinlenme zamanı, demlenme zamanı. Birkaç gün dinlenip ondan sonra tekrar geri döneceğim. Bakalım nasıl olacak. Hoşça kal.